aslında çok büyük bir zeka ama <laughs> bakın ne zaman olduğunu ben şey yapamıyorum yani. Hocam benim Tucson bir buçuk milyon etmez ya. 800-900 falan eder. Tok ne kadar? Tok 1-200 olsa. <laughs> 300-500 ben koysam. Sizden çıkar mı ya Nesrin? Baba, babanı arasan. Ne kadar çıkabilir? Aynı acil. <laughs> Çağrı seni Tucson'u alalım. Nasıl? Biz bir ara araba arıyorduk ya ben sana soracaktım da sormadım ayıp olur diye. Niye ayıp olsun ya? Ticaret yani bu. <laughs> 825'e bırakır mıydın Çağrı? Bu kadar net kafanda fiyatı falan kurgulamışsın. Niye benle konuşmadın ya Nezih? <laughs> <laughs> Çağrı hani sen bu arabanın ama çıktı ya. Kaderini çizmişsin yani zaten. 8'in son <laughs> Son fiyatına getirmişsin. Bütün içeride pazarlı yapmışsın. Bana son maddede gelmişsin. Keşke daha önceden gelsin. Otursaydık birazcık arabanın hani sıkıntısı var mı yok mu ona baksaydık ya. Tek <laughs> sıkıntı. Ben bir ara içinde kusmuştum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hala sana bir şey söyleyeyim mi? Takmaz da kustu. Hala daha yıkattırmadım arabayı. Annen alırsa mis gibi güzel kızının kokusuyla biner. <laughs> Siz arabaya kustunuzdan beri arabaya binmedim lanet olsun. <laughs> arabaya binemedim ya. Güzelim arabadan soğudum. Allah belamı versin o ah gün soğudum be. arabadan ya. Bir nesli kustu bir takmaz kustu dedim. Kus, sıçın da dedim ya. Sadece kusmayın. <laughs> 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 sadece dedim kusmayın tuvalete gelen dedim sıçsın da aynı zamanda ki çünkü sadece kusarsanız ben belki satmaktan vazgeçebilirim yani arabayı satmayabilirim sıçarsanız ama kesin satma taraftarı olurum o yüzden tam sıçın ki ben de araba elden çıkartayım dedim <gülüyor> <gülüyor> susu eda 10 kişi abonelik göndermiş nesin şimdi e, sizde ne kadar var ben size yardımcı olacağım hiç yalnızlıkma Çağrı <laughs> <laughs> 825k var ya bir kuruş fazlası yok mu yani? 825... <laughs> şey de ya 800 bin civarı falan da yani 824 bine 750 gibi söyleme yani bu. 825k... bir payı bırak bari ya. Hiçbir şey bırakmadın neslin bize yani. Sen kaç istiyorsun? Ya önce bunu sor sonra 825 teklif et bana ya. Doğru ya. 800, 810 lira istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bak 15 bin lira ayakkabı tokatladım beni. Görüyor musun? <laughs> BMM 118 iyi uyar mı abi? 2015 model hatasız. Hatasız boyasız. Kardeşim 2015 hatasız İlla vardır bir hatası canım. O kadar hatasız olma ihtimali yok. <laughs> o kadar hatasız. Olamaz tabii ki ama kesin vardır. Çünkü bir de BMW ise kesin kesin vardır yani. Yani en hiçbir şey yapılmadıysa bir lastik yakılmıştır, bir yere sürttürülmüştür. Çıtır hasarı ben tercihim çıtır hasarlı almak. Çıtır hasarlı. Ne oldu? Taklası var abi çıtırda. Ama havada döndü yani. Direkt yine ayaklar üstüne düştü. Öyle bir takla. Çok güzel takla <laughs> Adam arabaya çıtır hasarlı diye böyle sattı amına gün Ya hocam Piyasayı da okuyamıyorsun ki. Araba piyasasını da okuyamıyorsun. Şimdi genç arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar bu piyasalara e, piyasaları iyi okumanız lazım. Şimdi sizin üniversitede olanlar var. Üniversiteden mezun olacak olanlar var. Elinde biraz parası olup olan var. Değerlendirecek olan var. Olmayan var. İşe gireyim mi girmeyeyim mi diyen adam var. Bu piyasalara iyi bakmak okumak lazım. E, ben okuyamıyorum mesela şu an piyasalar. Araba fiyatlarının artacağını biliyorum sadece. O da zaten klasik her şey arttığı için. Ee, araba fiyatı da artar diye düşünüyorum ama Mesela tok veriyorlar mı mesela şu anda Alamıyoruz ki tok Yok Sıraya giriliyormuş galiba Sahibinden düşer ama ya 1-2 haftaya Belki vardır Dom Hayır Elbet bir gün saygılar Aleykümselam, selam Tom Kral. <laughs> <laughs> Yayına biraz para gelince bak yayın ne <laughs> şey stüdyolarına dönüyor bunu. Amerika'daki <laughs> <Wonder Bros. gülüyor> Universal Studio'lar. <laughs> Universal stüdyolarla döndü yayın amına koyayım. Gördün mü? Bak 5000 lirayla. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor milletle. Baba madem bunu yapabiliyorsunuz niye yapmıyoruz amına koyayım ya? Lan <laughs> 500 mi 5000 mi? 500 değil lan heyecanlanması 500. <laughs> 500 de 500. <laughs> Dom Kral. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Kral. Eyvallah. Gönül ister Ferrar olsun ama hayaller tok olsun. Var bir hayalimiz. Elbet bir gün katmana saygılar demiş. Eyvallah. Selamlar bizden saygılar. İnşallah Ferrari ama ben sığmam mümkün ihtimalle Ferrari'ye. Ee, o yüzden bilmiyorum ya. Bize ekran verir misin Çağrı? Ekran vereceğim. Bir tane tok bakacağım. Otomobil. Aha tok sipariş mi veriyoruz abi şu an? Ee tok o mi? Tok neydi ya? Direkt tok mu? Dur dur. He yani, tok. tok. E yok o zaman. Sen o otomobile bakın o suya bakacaksın. Yok. Nasıl ya? Ha su model ne? doğru. Aynen. Tamam tamam su çıktı da tok. Çok kategorisi yok yani. Daha açılmamış. Ama sanki ben gördüm sanki burada. Ar Arama, Koksun aramaya yazsana çağrı. Sakin olun kız. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> e bak burada gözüküyor. Neyin altın? Ha, yok. Tesla'ya bakalım. Tesla'ya bakalım. Tesla da yok. Araba kısmına yazsana. Su değil mi oğlum Tesla? Su değil galiba. Her modeli var tabi. Uh -huh. Oğlum bu Tesla'nın buradaki çıkan modelin adı ne adı? Ye. Yeah. Model yeah, çıktı. Attım abi özelden bir sipariş verme sitesini sayfasını Bakalım. Fiyata. Baksana abi bak, fiyatlara bak, bak en düşüğüne gel. Evet en düşüğünün fiyatı o şey okay, doğru normal bu. Niye bu kadar ucuz? Yabancıdan yabancıya diyor. Ha. Mami, yabancıdan yabancıya ne demek ya? Senin ya. kimlik kartını alabiliyor musun <laughs> <mı? gülüyor> bunu? verim abi Şuradan benim kimliği. arabayı sadece yabancı vatandaşı satabiliyor. E ben de onun için bir yabancı oluyorum zaten mantık Yok öyle değil. Türkiye topraklarında. Bunu belir bunu es, es, es belir bunu. <laughs> Yani Mert ya o, o zaman Mert'in Senin şu anlattığı hikaye bana şey anlattı. Ya da <laughs> hatırlattı diyecektim. E-Post güvencesiyle 2022 Tesla model ya uzun menzil çift motor 441 HP. Ay maşallah başlığa bak amına koyayım ya. Bir de bunu aldım bu para verdim bunu ezberlemesi var amına koyayım. <laughs> o da zor bir olay. Hocam ben sana bir söyleyeyim mi? Şu fotoğrafı anlayamadım ya gerçekten bu fotoğrafın <laughs> amacını da anlayamadım yani. Araba kendini belli ediyor mu? Ben, ben işte bak, araba sen kendini senliyorum. belli ediyor muyu ben belli edemedi şu anda bana mesela anladın <laughs> mı? Manzara manzara görmüş araba. Ne imajı metro ile gel arabayla git imajımı vermiş dükkanın önüne kadar anlayamadım yani buradan. Araba Oha kendini belli çağır, edemedi yani. Yukarıdaki yukarı arabalar photoshop gibi baksana üst üste duruyor. Photoshop zaten onlar Nesrin. ne yapıyorsun ya? <laughs> <Sinirim basit. gülüyor> Nasıl Photoshop ya şu ben hala gerçek abi. çatının üstünde Hocam binanın. Nesrin Efendim Ya yok yok şaka yapıyordur ya <laughs> Şaka yaptım zaten <laughs> Tamam şaka, i̇şte şaka yaptın düşünmüyordum ben Ya eee internet İnternette, uysana sen. <gülüyor> 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 Bak drop yapıyorsun o alttan ne indiriyorsan, her ne indiriyorsan. Bir şey indirmiyor Tesla abi. Tesla Bobini 500 liracık göndermiş, bir gün inşallah Yine Bugatti her abim. Şeye. Bir dakika, Tesla Bobini 500 TL göndermiş, bir gün inşallah Bugatti abim demiş. Kardeşim. İnşallah. İnşallah, ya. Ya ne çekirdikmiş be kanka? Geliyor mu? Onu geliyor amına koyayım. Geliyor mu? Sen <laughs> yiyor mu? Bize geliyor mu diye tamam. sorma. Ben yiyor muyum diye sor. Yiyorsan geliyordur. Tamam kabuğuyla yiyeceğim. Yapma oğlum onu da. Abi bir Tesla sipariş verelim mi ya? Attım. Bir dakika dur şu Tesla'ya bir bakalım da. Dön sipariş. Sığarsın abi sen bana. Araba güzeldi gibi de durmuyor ya dışarıdan. Bu küçük sen sığmazsın. Sana alalım bir tane neslini. Sen bana taksi taksi ödersin 26 senede. <laughs> <gülüyor> Olur. <gülüyor> Hocam araba nerede ya? Ana araba nerede araba? Sen sevmezsin abi bu arabayı. Al işte araba. Bu kadar mı ya? Bir içini göstersenize ya. Sığarsın abi sen buna. Araba niye oğlum Japon porno filmlerin sansürlenmiş <laughs> gibi amına koyma ağzı yüzü gözükmüyor ya arabanın. Plakasından dolayı mı? O öyle Tesla'larda ızgara yok. Bir sıkıntı var gibi değil mi fotoğrafta? Sanki photoshoplanmış gibisin. Yok gayet normal Tesla. Neyini beğenmedin ki? Aha. Ay içi de bomboş. Abicim elektrikli araba bu. Motor Siz yok. Ne normal yani, ya bu yani bu. Yatıyorsun abi. Kendi sürüyor arabayı. Öyle düşün. O Türkiye'de çok olmaz da. Lan yatıyorsam kendim sürü kendi süresi olsam, metrobüse bineyim ben amına koyayım. Buna niye biniyorum? <laughs> farklı, farklı, bir bakış olabilir abi lan. ne anladım abi yani ben kullanmayacaksam. Doruk'tan 100 bit göndermiş. Abi sizin oran otopark ücretli olmuş. Onu bana bir çözebilir misin ya? Nerenin otoparkı ya? Blok otoparkı mı? Doruk ben sana şimdi <laughs> plakanı bana gönderiyorsun. Tamammış gönderiyorsun ben sana bir taşıt tanıama tanımlıyorum oraya girişi ondan sonra sıkıntı yok doğru lan bu arabada sakso modu var abi Evet öyle bir mod var dur Gökhan Ömer abimden gördüm abi doğum Kral 100 e abonelik mi gönderdi Kim 100 gönderdi Ömer mi Bana gelmedi 100 abone. Beni psikolojik sıkıntıya sökmeyin oğlum. Gel, gelse niye okumayayım? <laughs> Bak şimdi. Sakso modum var dedin. Aynen. Attım abi sakso modunu. Cidden Kim var. <laughs> Kim çekiyor? <laughs> Sağına kim oturduysa yapmak zorunda yani onu. Ya salak salak konuşma dostum artık ya. Al abi bak. Dur bakayım. Mesela buna giriyorsunuz profil kısmına. Buradan e, buna basıyorsunuz. Saksomu. Beni saksa abi. Aynen modu var böyle. Bak. Böyle abi yatırıyor sizi. Daha da yatıyor mu hala? Hala yatıyor. Gider daha ama ben böyle aldım Bana böyle güzel. Burada e, saksa modunda. Abi beni normal modu alır mısın? Nasıl alacağım? Sakso saksı modunda. Onur modunu aldım seni. Tamam. Aynen. Direksiyon falan da içine. Bu oyunu geldim. Araba şöyle güzel hakikaten. Diyelim sana bir profil yarattık burada. Evet. Mesela arkadaşlarıma profil attım Enes'e. Enes benim. en büyük hayali. Direksiyon ona göre ayarlıyorum. Aynı anda yatmasaydınız. Bu 31 modu ayarlarsın kendine bir tane. Domkural 100 abonelik gönderdi. Şu an gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sponsorluk mu? He amına koyayım. Sponsor Tesla. Ama bu arada versinler Tesla'yı ben bir tur atayım bineyim falan bana bir tane hediye etsinler. Bir tane de video çekeyim size tanıtayım arkadaşlar Tesla'yı. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> Eminim ki çok merak ediyorsunuzdur zaten içinim içini. Ben ama açık konuşurum bir de öyle bir olayım var benim. Bilenler iyi bilir. Tabii efendim açıkla konuşurum. Ben bu arabaya sığmam acı. Abi Abi alıyormuş gibi alıyormuş yani. alıyormuş gibi şey yapsana. <laughs> Model Y long range alıyormuşsun gibi. Long range range'le performansın arasında ne fark var? <laughs> ha. Kilometre. Hayır, Oo, azami iki, hızı iki, daha iki, fazla. Bu daha uz uzun gidiyor yani range olarak. 0 yüzü 5 saniye, 0 yüzü 3.5 saniye. Bu bu saniye. performans abi, sen hızlı gidersin. Tamam, performansa geçtik. Bitti arabanın özelliği Rengini kadar. seç, rengini seç. Bilmiyorum ilk hepsi beyaz ya ben beyazcıyım. Beyaz veya beyaz, siyah ya diğerleri. Ya, ya. Beyaz abi birazcık kuş. şey gibi duruyor ya. Şu abi Uf, bu, film, renk. bu renk. Bu renk iyi bu renk. Bu da emekli öğretmen rengi ya. Ya asıl bu emekli öğretmen rengi manyak bu. Çağrı için daha iyi. Ya siyat da Peugeot'u andırdı böyle de. Bence bunun en iyisi bu gibi geldi bana. Bu da güzel. Jantlar zaten seçim şeyi yok. Ee, çeki demiri gerek yok çeki demirine. Var abi nasıl yok. Ya çeki ne, ne oğlum? yapacağım abi ya. ya. Tuksonu çekersin tuk Sakso çekeceksin. Ne çekeceksin? Yolda kaldım mı ne yapacaksın? Salak. Yolda kaldın Salak mı Salak geri bu adam mı Çeki demiri arabanın arkasına takılıyor. Sen çekmen için. Ben onu taktırırsam eşi dostu çekmeye beni çağırırlar. Biraz aklını kullan. Bir de Çek yani bu abi Tesla evet, elektrikli dostu. yani. Uçak çeker bu. Eee iç mekan. Ulan bu güzelmiş ama. Abi çok... Birisi bir şey dökecek, nesini kusacak, takmaz, sıçacak. Yüzden... Ayyyy. <laughs> Bunu siyah yapayım ben. <laughs> nesini bildirme abi bu arabaya zaten alırsan. <laughs> Yalan. Oha mami. <be. gülüyor> <laughs> eee. Oturma düzeni diyor, başka seçenek yok. Ekle otopilot, otopilot, ekle. Ha, çürüşe çıktın. Sen yatacaksın, bu sürecek. Oğlum bu da manyak hastasına bir özellik galiba da. Aradan ya bu çok zaten. sıkıntı Bunu abi ya. Bunu ekleyeceksin kesin çağırı? Bunu ek.. Niye kesin ekliyorum? Tesla bu. Bunu 66 66.000 lira.. Vermeyip kendin de sürebilirsin. Arada. Abi kendi sürüyorsan elektrikli.. Bu otonom yani ekle. Ya ne alakası var oğlum elektrikli arabanın tek olayı kendi.. Normal arabalarda abi, da var otonom te sürüş. Tesla'nın olayı bu yani. Bu kadar otonom değil hiçbiri. TRD bak, bunu nasıl kullanacak ki böyle? Bak öyle? bu şeritlerle falan alakalı bir sistem bu. Şeritleri görüyor. Oradan tanıyor. Yolu evet. oradan biliyor. TR'de böyle yol bulamazsan ne yapacaksın? O zaman kendin sür. Abi bu araba nereliğinde? Sensör var. Tek şeritle de gitmiyor ki. Nesrin çözümü sundu. Şerit takip şey Nerede var neslin? ya. Şeritle ilerliyor. O zaman kendin sürersin dedi. Sen sürersin diyor. <laughs> o zaman <laughs> Tucson'a <laughs> mı binelim ama? <laughs> Tucson'u satma öyle yol yoksa Tucson'la gidersin diye. <gülüyor> <gülüyor> This is Nesrin. Tamam onu ekle Bak, o madem zaman. Full self driving kabiliyeti. Al bunu al. Bunu al. al Tesla'nın olayı bu. Önemli. Al Tesla'nın olayı bu direkt. Bu olmazsa Tesla olmaz. Bak şehir sokaklarında otomatik direksiyon diyor. Yani. Ya... Gelecekteki güncelleme. Update gelecekmiş bunu al. Değerlenir. Bu şeyi de gösteriyor sağlanır bu arada. Ee, trafik ışığı, dur işaretleri falan onları gösteriyor ya. Bir tane hani burada kamera var. Burada bilmem ne var. Ha, anladım. Mobese. Onlar mobeseleri falan da gösterenleri var bunun. Herhalde odur ya bu da. Onu ekletiriz kırdırıp. Oyun paketi ekledin mi abi? Full self driving kontrol alayım var. Bunu 66 vereceğim bunu, bunu alayım. Modeliye aracınızı sipariş Devam edin. Olur. de abi. Ödeme devam edeceksin. Tiktok'a atacağız. Devam et. <laughs> Buradan bir 10k mı ne istiyordu onu da öde abi. TikTok atacak gerçekçi olsun. Heh. Öde, öde abi. Abi. geri alırız öde. Geri alırız öde. Mami şuradan gel bakalım. şunlardan çektir abisi. Kaç çıktı? 2 milyon. E, ee, 2 milyon 119. Abi 10 bin lirayı ödesene TikTok atalım geri Ya sen TikTok bağımlısı manyak mı oldun sen? TikTok'a atacağız <laughs> 10 bin lira bana bunu ödetireceksin ya. Belki al alırsın abi TikTok sonra satıp. Arkadaşlar, şimdi doğum kuraldan bir, bir milyon, <gülüyor> <gülüyor> bir milyon dokuz bin lira istesek borç oğlum borç sıkıntı yapmayın. İki yüz sen koysan. Alp'in arabayı. Bize kendi aramızda bin lira toplarız abi. Şu Mami, şu ben Alp'in de. arabayı alsana. Tamam abi, ben de Alpin, onu alayım. Alp'in arabayı al, iki çekerli Alp'in arabayı al. Onda 500 bin okuturuz. Onu okutalım yarın olsa. hızlı bir şekilde okutalım onu. Benim Tugsonu da okutalım. Ne yaptı? Hı -hı. İki tamam 119 bin açık kalıyor. İbo senden ne kadar çıkar? İbo senin köpeği satalım mı la hacı? Ha, harbiden senin köpek öğretti mi lan bir şeyler böyle hareket hareket yapabiliyor mu? İbo gitti. Nesin senin kedileri satsak akıllılar mı? Onlar çok para etmez. Niye? <laughs> Aa, Teddy Heden abi. Teddy Pada Heden. <laughs> Niye çok para etmiyor lan Nesrin? <laughs> tekir bizimkiler. Ya, ya sen de ala ala tekir cinsin mi ya? aldın ya? İyi o sen, cinsin sen, cinsin ya? sen madem alıyorsun biraz pahalı bir şey al ya. Ya, ya sus Hasan. He ha, Yağmur senin Teddy'nin cinsi ne? Markası. Cins işte cins. <laughs> ben Köpeğin... sattım oğlum. Diploması var köpeğin. Yağmur Tesla sen benim süresin haftada bir gün. Evet, benim haftada benim bir diploması gün. diploması var Ted'in. Bak abi diploması, köpeğin. diploması var köpeğin. Mezun. Abi. Var lan. lan benim bile yok lan diplomamda. diploması var <laughs> pet okulu mezunu. <laughs> pet okulu mezunu mu? Aaa bir dakika bir dakika. Bu sene yazdırak falan? Oğlum dur dur Hasan bu sene oraya kazanacak Hasan bu sene. Aha. Ne değil Hasan'ı bir Tete ile bir buluşturalım mı? Bir konuşsunlar. <laughs> nasıl böyle mutlu oldu mu peki? Çok mutlu, çok güzel oldu. Şey diyor mu? Ayırtayım. Şey diyor mu? Ya kanka aynı hepsi. Üniversite ne aynı. İş bulamadıktan sonra önemi yok amur okuyum okudum ya. Bunlar da okusam. <laughs> saçma bölüm okuduk amur okuyum. <laughs> ya bir o gerizekalı köpek nasıl mezun olmuş lan o pet okulundan? <laughs> Valla okudum <mezun. gülüyor> Onu 40 bin 50 bin okuturuz o zaman. Allah Allah. Tamam diplomayı da sar bana. 100 bin lira 100.000 bin liraya gider lan o köpek. Kedin senin neydi? Muş kedisi miydi? Şey, Siam, kedisi Siam Siam. Siam kedisi. Onun fiyat düşük olabilir abi. Şaşı yok kedi. Şaşı mı? Olsun Ama asıl cinsleri Şaşı zaten ki. Tamam. Onuna kadar çıkartırlar. Herhalde bir 50 bin lira falan da onu çıkartırız. Bir iki yıl varsa benim acide fena değillenecek bir fiyat. Oğlum sen şiş... haşiyi öğrettin mi bir şeyler iyi bu? Öğrettim öğrettim. Öp diyor öpüyor mesela. Başka olay yok mu yani hiç böyle başka olay yok. Lavalar falan. De böyle yanına gidip böyle etrafında dönüyor mu Bu mu Havlıyor o var bir mu de. köpek? Aynen havlıyor. <laughs> Buna koyayım özelliğe bak ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Havlu olması gerçekten güzel bir özellikmiş. Havlaması hiç elde kalır komple de. Havlaması en azından özellikle etrafında dönüldüğünde havlanmaz mesela. Öyle bir şey var mı? Havluyorsa iyi bir özellik. Abi bıngıl al diye alsan sen bıngıl diye bir hafta bende kalsın desen satsan sonra. Bıngıl diye de bıraksak. 2 milyon 119. Bizim şu YouTube kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Oraya girmeyelim. <laughs> Bizim şu YouTube kanalına bir tane kriptoculardan teklif gelmiş. Onlara bırakayım ben onlar olmadı. Dur dur sessiz biri var burada. Gugu senin araba ne durumda? Gugu. Benim komodit. araba 70 bin filan. Tamam 70 bin kilometrede mi? Yok fiyatı. Ya kardeşim fiyatını bırak fiyatı şimdi. Ver. Sen bana marka model ver ben fiyatlandırayım onu. Sigoda favorit 94. Doğan tik 94 bin de. kilometrededir. Evet. Herhalde. 94 bin kilometre mi? Yok <laughs> 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 1994 kilometresi 250 bin falan. 1994 mü Evet. Niye gülüyorsun Nesin? Senin gibi Mercedesimiz yok. Ha aynen öyle. Baba parası değil para babası. Benimki benim de eski. O yüzden Yani Google ya. Ama Google'ların bir tane daha arabası vardı. Nesin. Google diğer araba neydi lan? Toyota Corolla emekli üretmen arabası. Ha, onu ver. Onu, onu alayım ben. Ha, alalım. ha onu alalım. onu ver Bu çünkü sizin ha, hatıralarınız var bu arabada. Onu, onu alamam Skoda'yı. Yani. <laughs> Kaç senelik araba şimdi hatırasını adamın hatırasını da göz dikecek de bir adam değilim en azından. Abi şu Tesla'yı alınca arkasına Osmanlı şeyini yaptırır mıyız? Doblolara yapıyorlar ya. Kime niye bu inadımız kime peki yani? Kime şovumuz kime amına koyayım? Yaptıralım Dursun dur, dur ya. Bir de yerine git Togal. Şu arka farın altına bir de amın tere yazalım. Malum sen hiç para vermeyeceksin. <laughs> o neydi? Bu seni uğurlayalım 3 ayla biz. Seni oy oylamayalım <laughs> seni. <laughs> <insan. gülüyor> sana bak ne yaparım biliyor musun? Sen testa ben seni uğurlayayım. Sen Tok'ta bir daha gel. <laughs> seni bir daha tokla değerlendirelim. Şimdi hacı benim anlayamadığım olay şu. Ben bunu kredi kartıyla sipariş verin diyor da 2 milyonluk bakiye lazım bu kredi kartın herhalde bunu sipariş vermek için. Doğru mu anladım? Doğru. Bugün ödenmesi gereken 10 bin diyor. Bunu 10 bin lira ödüyorsun sonra ödemeyi nasıl yapıyorsun? Nakit. Evet. Tamam nakit diyor tamam. Tamam elden satarız ya. Ben şunu anlamadım. Ben şimdi bunu her sipariş veren adam bunu alacak mı bu fiyata? Sorundaymış evet iade yok. Herkese verecekler yani bu arabayı. Verirler abi ne olacak. Abi üretiliyor. Ee sence Gugu bunu böyle alıp sonrasında satmak daha mantıklı bir şey değil mi lan? Tabii canım mantıklı ve ben pahalanacağını düşünüyorum Tesla'nın togunda çok satması bak için 30 günlük premium bağlantı ya. denemesi varmış alsak mı ya Çağrı abi? Vazgeçersen de 10k yanıyor diyorsun ha? Fiyat güncel kura göre alıyorsun. <laughs> O ne oğlum? Ses geldi, hiçbir şey gelmedi. Ne donate geldi, ne abonelik geldi. Bu ses niye geldi oğlum o zaman? Merhaba mami. Duymadım abi, ne geldi ki? Kişleme sesi Öyle. geldi ama hiçbir şey gelmedi. Öncesindendir o. Kendi kendine kişlet, Kişleme sesi geldi yayına. Hayır, şunu anlamadım. Şimdi... ...zamanın kuru diyorsun da hocam... Burada dolar fiyatı da yazmıyor ki yani hangi dolar kuru fiyatı üzerinden ben o günkü kural endeksleyeceğim yani bu fiyatı Orayı anlayamadım. Ya şimdi veriyor TL işte, yazıyor. Sen sonra mı gelecek araban? Evet. Üç ay sonra neyse o ona göre söyleyecekler fiyat. diye. 3 milyon oldu senin arabın. Hayır canım şu anki fiyatı ödeyecek. Ya Oğlum sanmıyorum öyle bir şey olacak. Ama öyle olsa zaman... demesi lazım ki burada. Yani. Atıyorum işte 100 bin dolar diyecek burada bana. Ben de diyeceğim ki 100 bin dolar şu anda 2 milyon ediyor. 3 ay sonra 100 bin dolar 2,5 milyon ederse diyeceğim. Okey diyeceğim yani anladım. Ama şu an TL yazdığı için burada orayı anlayamadım yani. Şu an zaten Tesla'nın elinde yok. araba yok. yok. Yani veremez ki sana. Şimdi paranı alıp almaz yani. Sen o ya onun teminatı Google işte 2 milyon. Hayır Google şu an tahmini değil fiyat. Site açıldığında tahmini yazıyordu da şu an yazmıyor. Tamam ne zaman fiyat gelecek ki bu, bu arabalar? Bilmiyorum belli değil. Ya bu arabayı neydi? Ben... mıydı neydi? Yazla doğru herhalde. Üste yazıyor ve Ekim Aralık ayında diyor bak en üstte. E, tahmini teslimat Ekim Aralık 2023. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Ben bu arabayı aldım diyelim ki. Ben bu arabaya sığmazsam ne yarrak yiyeceğiz? E git bir tane bin ya. var. Ya o kadar koltuk ayarı falan yapılıyor arabada. Yarın gidelim binelim abi. Ya ben tog almak istiyordum ya. Hı. Tog'un tipi daha güzel abi ya. Tog'a da bakalım. Milletvekili Olur. Da... adaylığı hayırlı olsun çağırdın. Liste <laughs> <laughs> Ataşehir ikinci bölgeden ben kaldım. <laughs> yok yok kağıthane. Geldiğin yeri unutma. <laughs> Kağıthaneden ben, ben listelere aday gösterildim de. Tok abi ya. Hem yerli ve milli yormasından kaynaklı. Abi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Çok daha güzel. Harbiden daha güzel. Yani tip olarak bakarsak. Şimdi iç özelliklerine falan kurcalamadığımız. Sen bir de bir araba seviyorsun. Tipi daha ondan. güzel. Tipi daha bir güzel de abi. Şer şerit takip varmış Tog'da. Ya bu şey gibi geliyor yani. Bu araba böyle duruyor ama gelecek. Bu baya böyle Peugeot 206 gibi bir şey gelecek gibi geliyor bana. Anladın Zaten Peugeot. Fırat abi ne dedi hatırlamıyor musun? Mu? Yok. Bakalım abi YouTube'da. Hiç rahat değil diyor araba parçalar çok kalitesizmiş. Fırat abi neden onu diyor? Fırat abi amına koyayım aldı bir tane elektrikli Mercedes aldı. <gülüyor> o <gülüyor> elektrikli Mercedes'ten fazla ilgi görür diye korkusundan amına koyayım her yani yerde attım, bokluyor bu arabayı. İnceleme videosunu attım abi bakalım sar mısın? Manya bak Fırat abinin dediğine göre hareket mi edeceksin? Hocam bu, mesela bu özelliğini arabada kullanacak kim niye tavla oynasın amına koyduğumun arabasında bir kere bir. Ben oynarım. Abi otopilota bırakıyorsun. Düşünsene. Bırakamazsın, bırakamazsın. Niye? Bizden kimse güvenip onu otopilota Türkiye'de bırakmaz. Trafik öyle uzun bir şey yolunda, değil. Uzun Türkiye'de yolunda. bak. Türkiye'de sadece kendi arabanı sürmüyorsun tamam mı? Sol aynanda bir arabam var. Onu da sürüyorsun. Sağ aynanda diğer arabam var. Onu da sürüyorsun. Dikiz aynanda bir araba daha var. Onu sürüyorsun. Dört tane arabaya aynı anda sürmen lazım Türkiye'de. Bir tanesini otopilota bırakabilirsin. Diğer arabaları neye yarak yiyeceksin? Otopil, Bunu anlatamıyorum. Uzuyordu. kullanılmıyor mu ya? Otonom e derken. Sen de anlatamam abla ya. Ne otopilotu şey, ya? İçinde de şey <laughs> yani şey oluyor. Ama İstanbul'da zor o işte bence evet, ya. Ya kardeşim, evet. bak İzmir'e gidiyorum geçen sene. <laughs> Sen ne sinirlendin bu Çok kadar? Çok büyük bir seks partisine davet gelmişti. İzmir'e gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizi ne <niye> çağırmadın? Abuş. <laughs> <laughs> Abuş <laughs> oh, ya amur. <laughs> Yağmur. Şimdi babana söylüyorum şimdi. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, sol şeritten ha. gidiyorum. Allah belamı versin. Uzun yolda tıntın tın giden araba kadar beni tedirgin eden başka araba stil'i yok. Şimdi hızlı gidiyorum ya sağ sağa, bir şerit araya bir boş şerit bırakıyorum. Ona rağmen en sağdaki araba bak böyle kayıyor. Koparılıyor nasıl sonra. Bak, yemin ederim bunlar oluyor ve. Hep ben geçerken bana kayıyorlar böyle hafiften. Ya yavaşlıyorum ya korna basıyorum böyle hiç bir dakika göz dinlendiremez mi bir insan uzun yolda? Dinlendirtmiyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. O yüzden e, otopilota bırakırsın. Çok emin olduğun yolda bırakırsın. Ama birazcık şey. Selektör atıyorsun mu İşte bu Tesla'da sistem var algılıyor, duruyor, kaçıyor. <laughs> Abi senin Tesla'mda sistem olabilir de işte diğer arabalarda var mı aynı sistem? O önemli olan ya. Bet Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Test. Baksana 6... abi bak bu çocuğun boyu olsun adı 1.70 tamam mı? Araba çok küçük. Buradan bunu anladım ben. Şöyle yani. herhalde ya boyunu. Artık Türkiye'de resmi olarak satışa başladı ve satacağı ilk araçta bu yanımda gördüğünüz model Y olacak. Şimdi sizinle birlikte bu araca Kaç lan boyu? Ben mi kısa gördüm? 1.80 mi? 1.70, 1.7 falandır. Nesin sen nasıl bu kadar böyle <laughs> santim santim Diş hesap... hekimi ama diş hekimi <laughs> Ya hafif de bir drop mu var yayında ne var ya Ben kullandım şunu bir Şöyle bir yapayım bakayım ya DC yayınını düşür abi Nasıl Aşama söyle değirmen dönmez diye bir Atasözü var aracınıza bağlanıp aracınızın çeşitli güncellemelerini yapıyorlar ama kapı açma görünümü bence şık. Benim hoşuma gidiyor. Bir yandan da tek elle açmak için bence biraz zamana ihtiyaç var gibi. Lan böyle yapınca da kolaymış aslında. O yüzden ben şu şekilde açmayı tercih ediyorum. Ama şu an açık değil o yüzden açamıyoruz tabii ki. Kirimiz... derdimiz bu olsun kanka. Kanka aracımız siyah tepeden tırnaklı. <laughs> tırnak. Sikimle yani bile ön açarım onu. Ön bildiğiniz gibi bir motor bulunmuyor araçta. Bir bagaj var aslında. Bu arada aracın her yerinde bagaj var. Gel Mami arkadaki bagajdan başlayalım birlikte. Şu anda aracı açmam gerekiyor arkadaşlar. Şu bölümde aracın kilidi bulunuyor aslında. Kartı buraya okuttuğumda aynı adını gördüğünüz üzere çift elle açıyorum. Kapı açıldı. Gel bagaja Mami. Şöyle altta bir düğme var. Düğmeye bastığımızda... Bagaj otomatik olarak açılıyor. Bayağı geniş gerçekten. Bu bölümde arkadaşlar biraz da dikine koyabileceğiniz devrim ihtimali ya da... Harbi iyiymiş arkası. Oha genişmiş arabada motor falan her yer bomboş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aha adamdan anlayan biri. Arabadan anlayan Meta Mekanik geldim. Meta Mekanik bize anlatır <laughs> şimdi <laughs> ne olduğunu. Meta abi Tog mu Tesla mı? Tog. Peki. Rize Turizm mi? Tog mu? Rize Turizm. <laughs> bu kadar abi. <laughs> ...biliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar bu kapağı kaldırdığımda bizim e, ile malzemelerimiz ortaya çıkıyor. Burada da gayet derin bir... Oğlum ne kadar derinmiş, derinmiş lan harbiden. Burası toplamda yaklaşık tamam, bir alan sunuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz düğmelere birisine bastım. Tak. Diğerine de bastık. Bunu da kaldırdığımda buradaki... Çitli Toplamda Yaklaşık 250 orada. litrelik bir alan sunuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz düğmelere birisine bak. Aşkım yap. Bak. Ba Belki. Yani büyük Burada ha. buradaki alanın toplamı arkadaşlar 1923 litre kadar alabiliyor. Ancak 1923 litre kadar alabiliyor. Yok Mete sen yine de sığmıyorsun. 1950 <laughs> litre senin. 1953. <laughs> 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 Aynen 20 litrele meta sığmadı. 20 litre. Ancak bunu geri getireceğinizde orada düğmeler artık size iş yapmıyor. Selamünaleyküm. Şöyle kenardan kolları çekiyorsunuz. Bu da aynı şekilde bu kadar. Gelin şimdi bir iç gözükür. tarafa daha detaylı bakalım. Bagajımızı da araçtaki her şey çok elektrikli ve çok narin arkadaşlar. Düğmeye bastığımızda bagaj kapanıyor. Şimdi ön bagajı da açacağım arkadaşlar ama onun herhangi bir tuşu yok. Ona ön taraftaki Tesla ekranımıza gelip ön bagajı aç diyorum ve direkt kendisi Aa, yukarı. Neye göre 30 litre dediniz? Ne? 50, de, 50 demedik ki ben ondan önce 20 dedim. Atıyor. Gelelim şöyle. Burada da 117 litrelik bir alan daha benim, var arkadaşlar. Yani çok çok geniş olduğunu söyleyemem. Ama Ford Focus'un yeni, yeni kasası gibi. Yani. İstediğiniz her şeyi burada. Ford Focus kötü gibi. araba mı lan? Buradaki bagajı kapatmak için herhangi bir elektrikli <laughs> aksam yok arkadaşlar. Şöyle kapatabiliyoruz. Şey Yakışmadı Tesla. Aa, ön taraftaki bagaj elektrikli aksam koymamışlar. Bir yerlerden boklayalım. Allah aşkına biraz boklayalım ya arabayı o zaman. Madem. Araba mükemmel Aracın abi. Arkadaşlar Elon Musk piçine çok ayarım ama yani. Onun bile etkisi var bu arabayı almamda. Arkasında ve önde kameralar bulunuyor bu sayede 360 derece görebiliyor. Farkından tutunla yol görüş sensörlerine kadar pek çok alanda size yardımcı oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar araç ekranında Tesla Vision adında bir teknoloji var. Bu da yakıt A hani bu araba kripto ile alınacaktı. O yalan ya. Dogecoin. Belki de alınıyordur yurt dışında. BSR Google Elon Musk da çok sikindeydi. arabaları algılıyor ve Allah korusun odası bir çarpışma. Twitter'dan hala mavi tik almadım. Orospu çocuğu en son hesabıma girmeni için alacaksın. Sike sike alacaksın diye bu uyarı bekliyorum artık. İki doğrulama sistemi kaldırdı, güvenlik sistemi kaldırdı. Anasının namı gibi bedava ismini çağır her gün diye neredeyse benim profile girecek artık. O noktaya getirdi Orospu çocuğu profilimi. Yani büyük ihtimalle almak zorunda bırakacak ya. Vallahi ya. Bir tek şifrem kaldı amına koyayım ya. Çalmayın ha sakın, denemeyin de ha. Manyak manyak denemelerde bulunmayın. Çağrı Beyefendi 5'te gün sana yeni Peugeot 3308'in elektriklisi yakışır bence demiş. Bence bana elektrikli yakışmaz. Bana bir tane Range Rover'ı yakışır. Olursa da, Bunu önlem adına size yardımcı oluyor. Araca ilk adımımızı attık. Elektrikli koltuklarımız var. Bak şu arka koltukları kestin. Abi baksana Yok bak. Çare. Çocuğum bak kafası nerede kanka? Çok dar araba. Buraya sen sığmazsın. Abi sığarsın ya. ya yok Oğlum oldum, nasıl yani? sığacağım? Bak bu bu arkadaşımız... Kaç yaşında bu çocuk? <laughs> bu kaç yaşında ya, abi? Yaslanırsın arkaya. Kaç yaşında Nesin? Dostum. 28 gibidir. Bu çocuğun <laughs> adı Nesin Webtekno <laughs> muymuş çocuğun adı? <laughs> bu Webtekno kardeşim kaç yaşında? Abi şunu demek istiyorum. Bu arkadaşım hadi olsun 1.80 boylarında yakışıklı mı yakışıklı güzel mi güzel bir arkadaşımız tamam mı? Allah bahtını aç kessin, inşallah karşısına Allah güzel sahibine insanlar bağışlasın. sahibine bağışlasın. Güzel insanlar çıkarsın. Güzel niyetlerimizi gönderelim hocam. Tamam mı? Ama ben bu arkadaşım uzun olduğum için e <laughs> Çağrı ben ne der, model Y var sığarsın rahat ol. Ejustice Aha sığarmışsın abi. Tanıyor çocuk seni. Haluk Ekrem Ontel'e gönderip çağırıyor yayınlar. Dünkü donetim okumadan oku lütfen demiş. Kanka dünkü donetini nasıl bulayım ki ben? Ama tekrar keşke yazsaydın onu donetini dünkü diye. Valla. Yani bu çocuğun kafası neredeyse buraya değecek. Bu şekilde biraz daha da ayarlayalım. Burada gördüğünüz alan arkadaşlar bize kablosuz şarj imkanı sunuyor. Bir tane daha saklama alanımız var. Çok kablosuz hoşlanıyor. şarj imkanı benim arabada da var. Psikolojik Tabii. bir şarj. Bendeki psikolojik olarak yani ama. Kablosuz şarj psikoloji olarak koyuyorsun. Şarj ediyor gibi gözüküyor. Çok Uzun. Uzun uzun. Şarj ediyor gibi gözüküyor. Şarj. Şarj. Doldurmuyor abi. Doldurmuyor ya. Öyle bekletiyor seni sadece. İyi hissettiriyor. Şarj ediyor gibi hissettiriyor. Yavaş ve narin bir şekilde açılıyor ve içi bayağı derin bu arada. Ama kapatırken bakın. Sert çektiğinde izin vermiyor ama narin olduğunda bırakıyor. Böyle bir yumuşaklık İsteği çok var. boş ya. İki adet bardaklığımız var ve burada da bir tane daha klasik kolçaklı mı diyeyim ne diyeyim artık. Bir Nasıl alan, arabayı sen bir bile bir kullanmıyorsun? Parça yer var. Hani en azından koyduğunuz şeyin bir yükseltisi varsa araç bunu kabul eder. Aracın alanı gerçekten geniş arkadaşlar. Cam tavan olması tabii ki biraz daha ferah bir his yaratıyor bize. Ama bir de arka tarafın genişliğini görelim. Ben bir arka tarafa geçeyim. Kapıdan çıkma konusunda da burada bir adet tuş var arkadaşlar. Tuşa bastığımızda kapıyı otomatik dışarı atıyor. Ne o... kadar garip <laughs> yenilik yapmışlar. Oldu ki bu alanın pili bitti. Bir şey oldu. Çalıştıramıyorsunuz. Yanda yine aynı şekilde bir adet pedal var. Bu pedalı çektiğinizde yine kapılar açılıyor. Ama şöyle bir detay var. Sadece şoför ve yanındaki koltukta bu pedallar var. Arkada pedallar yok. Yapacak bir şey de yok. Şimdi ben de arkaya geçeyim. Oldukça geniş aslında. Yani ben e, 1.85 boyundayım. Nerede? Aa 1.85 boyundaymış. Sağırsın. Rahat sağırsın. Hacı. Bu ne? 1.85 boyundayım ve bu ne? Ha arasındaki <laughs> mesafe geçtirmiş pardon. Çünkü <laughs> ben 1.95 boyunda bende de böyle kiloyum ama ona rağmen gayet rahat bir şekilde. Kaç atırır. kiloymuş? Yani ben e, 185 100. boyundayım. Neredeyse 100 kiloyum ama ona rağmen gayet rahat bir şekilde. Kilomuz aynı. burada ve bayağı var diz mesafesi. Koltukların <laughs> arkasında birer tane saklama alanı var. Sarkması da yok. O açıdan güzel duruyor ama geniş açısından belki bir dezavantaj olabilir. Bu araçta gördüğünüz her şey vegan. Tamamen hayvanlar ve canlılar düşünülerek yapılmış bir araç. Genel olarak cam ya Vegan ne abi var. ya? A araba vegan al, mı? Kapat, kapat abi. Al Allah öyle. Allah. Et yemeyen araba mı olur? Aynen öyle. <laughs> Şaka lan şaka. Araba vegan diyor Nesrin. Arabada lahmacun falan yersin Allah korusun bak sakın. <laughs> Vallahi alıp toplatırlar arabayı. Elinden alırlar haberin olsun. Direkt otomatik sistem mesajı gönderiyorsun. Öyle bir şey yaparsan. Kıyma kokusu bilmem ne kokusu aldığı zaman direkt gider. <laughs> bak badem süt içiyorsun tavan arkadaşlar dediğim gibi gerçekten ferah hissettiriyor. Bütün camlar ultraviyole korumalı. Herhangi bir tuşla normalde işte camları biraz daha karartabiliyorduk başka araçlarda falan ama burada araç bunu kendisi yapıyor. Kendisi tercih ediyor. Uygun gördüğü zaman da buradaki tuşa bastığımda benim için bir adet askı çıkıyor arkadaşlar. Tekrar yerine gönderebiliyorum. Buna bastığımda da ufak kişi özel bir adet ışık veriyor. Çok güçlü olduğu söylenemez ama gece yolculuğunda bence faydası olacaktır. Tekrar basarak da kapatın. Benim arabamda bu ışığı açıp kitap okuyor Nursa. Mesela ben o gün arabayı satarım. Derim ki ben nasıl bir nasıl bir insan oldum ben ki benim arkamda yolculuk eden değerli dostumu ben demek ki hiç muhatap olamıyorum, muhabbet edemiyorum ki bu arkadaşım benim kitaba sardı kendisini. Bana yazıklar olsun hep kenara sağa çekerim. Tamam mı? Büyük psikolojide bunu da girelim ya yani şu sik kadar ışıkla kitap okumaya çalışırsa benim arkamdaki yolcu. Çok da canım sıkılır. Demek giderim yani ben misafirimi hiç mutlu edememişim yolu boyu. Biliyorum üst tarafta böyle baş kısmını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar yerine sokayım. Burada da bir tane yeni içecek koyup kolumuzu yaslayabileceğimiz bir alan var. Gayet geniş duruyor ama sanki bu e, ön cam bir tık dar gibi geldi bana ama. Öne geçince göreceğiz. Tabii ki ön tarafta asıl mevzumuz var. O koca ekran o meşhur Tesla ekranı yeni konumuz olsun. Hadi gel bakalım. Bu arada hem bu aracı edinmede hem de genel olarak bize yardımcı oldukları için Makine Vadiye'de teşekkür ediyoruz onlara da sağ olsunlar eksik olmasınlar diyelim ve Tesla aracı almanın bize teknolojik olarak ve kolaylık olarak ne gibi avantajları olacak bir onlara bakalım. Önümüzde arkadaşlar tam 15 inç. Ha Geldik. Twitch'i de koymuş. Lan, helal olsun lan sana Elon Musk. Buradan tıklayacağız beni izleyeceğiz arkadaşlar. Dev bir Tesla ekranı var. Kendine özgü bir ekran. Burada sol tarafta aracımızı ve Sen ona dair abi. detayları görebiliyoruz. Nesini izlersin otopilota bırakıp. <gülüyor> <gülüyor> O ben de ondan korkuyorum. <laughs> Bunlar tak diye bir anda kilit attık. Şarjımız da %90'mış. Sağ tarafta da eğlence alanımız var. Netflix, Disney Plus ya da YouTube, Twitch gibi alanlarda gezebiliyoruz. Oyunlarımız var arkadaşlar. Burada mesela bir arkadaşınızı bekliyorsunuz. Canınız sıkıldı. Açıp soyter e oynayabilirsiniz. Bunda Aynı araba oynanıyor ya. Asıl o güzel. var. Burada da Mars'ın yüzeyi gibi alanları görebiliyoruz. Onun dışında buradan da yine diğer alanlara daha kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Gerçekten çok çeşitli ve çok... Sana bir şey söylüyorum. Şu tableti söker eve götürürüm ya. Arabada hiç rahat etmezsin bunu. Götüreceksin eve bunu bir kurcalayacaksın hocam. Bu çıkabiliyorsa keşke. Evine giderken bunu al koltuk altına koy. Öyle git. Geri gel tekrar tak arabamızı çalıştıralım bununla yine. Bütün sistem Güzel buna Bak buna dönse ya. Aa 10 numara fikir geldi aklıma. Bu şimdi değil. Belki 10 sene sonra falan yaparlar ama. Elon Musk. Bendesin. Dinle. Anlatıyorum Elon. Bak şimdi hocam. Çalanın anasını avradın sikim bu projeyi çalan anasını sikim şimdiden söyleyeyim. Tamam telefini de aldın abi devam et. aldım şu anda. <laughs> telefini aldım. Bak şimdi. Arkadaşlar bundan sonra sistem şuna dönecek. Sokaklarda sadece arabaların dışları olacak. Yani anladın mı? Fiziksel olarak bütün mekanik şeyleri her şey hazır olacak. Ama hiçbir araba çalışmıyor olacak. Sen sadece gideceksin abi şu tableti alacaksın. Satın alacaksın. Sonra o tabletle dışarı çıktığında istediğin boşta olan herhangi bir arabaya tabletini oturtacaksın, bine, sokacaksın. Bineceksin, gideceksin. Anladın mı? Sistem bu. Anlatabiliyor muyum? Sen kartlı arabayı buldun Gideceğin abi. yere gittin. Tabletini çıkartacaksın tekrar. Araba nerede kalacaksa orada duracak. O arabalar da kendi içinde Martı, akıllı olacaklar. Martı, olacak Martı da. Mitali. A, kendi içinde akıllı olacak o arabalarda. Kendi kendine park edecek her yere. Tık 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 tık. Askıda Tesla. Hocam buna geçelim. Herkesin götü yiyorsa. Benim götüm yiyor. Hatta şöyle yapalım o zaman. Dur ben daha bu fikri geliştiriyorum şu anda. Hatta tamam bu tableti taşımak daha büyük falan filan. Veya işte çok araba yok falan filan. Arabaları biraz daha büyütelim abi büyükelim arabaları aynı arabaya 3 kişi de binebilsin 4 kişi de binebilsin tamam mı tablet yerine de daha küçük bir şey yapalım ya nasıl bir şey telefon yapalım? yapalım telefon yapalım telefon dur dur anahtar <laughs> he anahtar arabaya. gibi bak şöyle bir şey diyeyim, ha, dakika, anladım ben seni <laughs> dur dur <laughs> tamam. güzel bir yere sokup çeviririm bir dakika güzel <laughs> bir yere geldim bir dakika olur mu lan acaba? Tek start stop yapalım hadi. Tamam yapalım. buldum buldum. Tamam. Hocam ana bak tableti kapattım. Tableti <laughs> At, efendim, tableti. <laughs> Tablet isim. At kafandan tableti. Tablet yerine bunlardan alıyor herkes bir tane. Ben ileri gidiyorum geri gidiyorum anlayamadım şu anda bir saniye. <laughs> Biraz geri gibisin ama. Bir tane bunlardan alıyor gibisin. herkes de olacak bunlardan. arabalarda da büyüttüm o abi. Otobüs gibi yaptım arabaları. Kocaman yaptım. İsteyen... Bini, şey. okutuyor Okutuyor şöyle Brrr. Biniyorsun mesela oturuyorsun direkt. Otomatik otopilot maaşlı ama. Toplanma mı? alanlar olsun bir de bunların belli alanları olsun. aynen öyle. Geçsin, aynen. aynen öyle. Adına da durak diyelim mi? Gideceğin yere gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim otobüsü bulduk ya. <laughs> Tesla'dan otobüse döndük ya buna koyup. Bir tık geliştireyim dedim de. Bir de özel yollarını yapalım abi bunların. Acaba otobüste hani daha geri nasıl gidiyor? Bisiklete falan nasıl döneriz? Dolmuş. Ya da ne uzatıyorsun Ayağımıza ya? Ayağımızla sürelim ayağımızla. Gerek yok ha Ne uzatıyorsun ya? Binersin abi. Şuradan şuraya gideceğim dersin. Ne kadar? lira. Ödersin ha buna O geldin mi inersin. O da olabilir. Ha bulduk. Bilmiyorum. Geliştiremedim. Fikri gel ilk defa doldu abi bana. <laughs> Normalde bütün bulduğum bütün fikirleri geliştirmeden bırakmam. Bu sefer Gökhan Öner 4100 kişiyle baskına geldi. Gökhan'ım hoş geldin. Ya Gökhan. Sende fazla akbül var mı ya? Dur <laughs> <laughs> ne diyecektim amına <laughs> Tesla fazladan Tesla. Ben seni modelleye sığar mısın abi? Sor. Plakanı, Plakanı Milf... Film Hunter plakasını alacağım da ona da bir tane şimdi yeni araba almak lazım gördüm kendimce. Eee Model Tesla Y Y ben sığar mıyım ya acaba? Gökhan senin boyun kaç Gökhan sen sığıyor musun? Benim Gökhan boyum 1, 532 kişiyle baskına geldi. Bilmiyor. Abi senin boyun 196 uzun da. Neyse. Acaba Gökhan'ın boyu kaç kilo Gökhan sığar mı? 180'e indi mi lan? İndi indi zayıfladı. Acım bak yalan yanlış bilgileri verme. Ben sana ben sana 196, söyleyeyim. 196'ya 180. Hayır abi 1.96 100 27 buçuk. Ebatlar bunlar. Hangisi boy? 1.96 ile 27 buçuk boy. <laughs> 27 buçuk ne? Abi ya sizden olmayana biraz saygınız olsun amına koyayım ya. <laughs> Abi sen boyun en son ne zaman ölçtürdün? Dün gece ölçtürdüm ya. Dün gece saat kaçtı? <laughs> 11, 11, 11 11 11 çeyrek geçi falan ölçtürdüm. Neden ki? Ben senin 1.96'nın olduğunu düşünmüyorum çünkü. Uzamış mı sen? Sen düşünebiliyor musun peki? Uzarmış yani dedin. onu onu düşündüm mü hiç? Hiç oturup düşün ben düşünebiliyor muyum? <laughs> Bunu sorguladım <laughs> mı amına koyayım? Sen kaç düşünüyorsun Hasan? 2'den uzun diyordum. Neye göre 2'den uzun diyorsun? Senin amına koyayım fizik bilgin yok ki yani. Neye göre 2'den uzun veya kısa diyebilirsin yani? Gördükleri göre. Oğlum daha geçen ay mı ne ölçtüm ben? <laughs> geçen ay ölçtüm. Kaç çıktı? Ee, uykuda <gülüyor> 19. <gülüyor> Uzanırken... Aynen gel. profesör. Aynen profesör. <laughs> kim bastı onu? <laughs> kim bastı onu? Onu kim bastı? <laughs> Bak şöyle 1.96 1.97 ayakkabı falan varsa tabanlı ayakkabı giysem 2'yi görür. 2'yi iki, görür onu anladın mı? Saçın da biraz yukarıda ya o da 3-4 cm ekliyor O 69 zaman 69 zor olmuyor mu 3 ya? 3 metre oluyor. Bak <laughs> bu ben yani? geldik. Bunu Samet demişti de bir ara hep kafamda takılı. Samet mi? Çağrı 69 yapamıyor demişti. Oğlum siz iğrenç misiniz ya? <laughs> kullanışlı bir ekran. araç ilgili kontrol edebileceğimiz şeyleri göstereyim biraz eğlence tarafından ziyade. Genel olarak biraz da direksiyona entegre arkadaşlar bu durum. Örneğin ya direksiyona baktığımızda biraz sade bir tasarım var ve biraz kalın duruyor aslında. Ama atıyorum buradan mesela direksiyonu ayarlayacağım. Bastım bana diyor ki buradan istediğin gibi ayarlayabilirsin. Aynı şekilde aynalar dedi. Yine aynaları da buradan oynattıkça ayarlamasını yapabiliyorum arkadaşlar. Alta geldiğimizde pedallarımızı, direksiyonumuzu görebiliyoruz burada. Ya hadi abi arabada McDonald's yiyorsun mesela diyorum. Ketçaplı mayonezli ellerin. Nasıl basacaksın ya buna? Bunu düşünülmedi mi yani? Ben şimdi benim arabada bir elimle bir şey yerken çok rahat kullanabiliyorum. bir de atmadığım için Vites attığım zaman düz vitesliyken sıkıntı oluyordu. İki elimde şey oldu şöyle atıyordum vitesi. Şöyle atıyordum vitesi. Ya arabada Siri yok mu Siri? Siri'yi sen nereden biliyorsun ya? Sana kim anlattı? <laughs> Arise Turizm'den bir arkadaş şey söylemiş. Senin kulağına kim fısıldadı? Siri'yi kim fısıldadı senin kulağına? Nereden duydum ya? <laughs> Haluk Ekrem Beştegöm evet. çağırdı. Do <laughs> Çağrı donetler ekranı. <laughs> Geçmiş olsun abi. Helal. Çağrı donetler ekranı düşmüyor. Çağır. eski bir lap mı? Ne kullanıyormuşsun? Eski abi bir lab sana bir ne demek lan? video attım. Eski bir lap ne demek? Stream lap diyorlar herhalde. herhalde. Stream lap. Ne? Stream, Stream Laps. elements Stream labs. Donetler ekrana düşmüş Eski bir lap mi kullanıyor? Stream elements kullanıyorum kankamız. <laughs> Salvio 30. kutlamış. Eski stream stream labs. Stream labs kullanmıyorum ya. Stream elements kullanıyorum. Selin eski mi demek istemiş? Senin bu arada Alukcum donetin de çıktı yani ekrana. <laughs> Örneğin spor modu aldığınızda direksiyon Abi bir sana daha bir daha video tartışıyor. attım adam 1.97 What's so, going on everybody? I wanted to talk about something that's actually, Oha. uh you know, Oha, adam küçük <laughs> Nasıl olmuş oğlum bu? pretty important to me. Being that I'm 6'5 is storage and space, overall space in the car. But we also have a baby. We have a toddler she's almost two now so not even really a baby anymore but we're she is in a rear-facing car seat now this rear-facing car seat that we have is probably one of the safest that i've found we were excited about it but it's also the largest takes up the most amount of space but i mean that probably indicate indicative of the space or the that's Saat probably indicative düşürüz. of how safe it is. Maybe I don't know, <laughs> but it's a it's the Britax car seat. You now there is a link in the description below. But really, that's not. Why I've moved. Ya, why am I Tamam ya sensin ya araba. This is a başka açı var mı be? ya? Be. Ridiculously large oversized baby toddler rear -facing ha, yanma, yanma. Okay. So even with Gayet The seats back all the way. I <filmin şartına>. <gülüyor> <gülüyor> Acaba, <mobil> ya <laughs> şey can only move. Hocam bu video eski video yani Aha abi çok rahat sığmış. Oha çok rahat adam. Ya arkana biri oturmaz o kadar headroom Baksana abi kafası gelmiş ya. Senin şey şu, şu anki arabada da öyle. Bu kadar değil oğlum. Benim şu anki arabada en azından kafamı daha çok yer var. But with the Tesla model, yo arkama da bir insan oturabiliyor. Metro tramas. Ay şu videoda misin? De. De. Bence değil. <laughs> You also have a sub compartment here that you can kind of see here. You have all this space underneath there, which is really nice. Obviously, the two cup holders. Next, this you. is actually something that is not included with the car. This divider thing, and it's one of those accessories that's amazing. Not a problem. Exactly what you're going to use. Get in here. Accident. There's no. <laughs> It's kind of but this is how we have it. Oh, nice the space there is in the Tesla Model Y. Know, I mean we love the car, we love the uh you know the drive. I love the drive of it. We love the space of the car. I love the fact that I fit in it, which is super nice, even at six five, uh shoulder room, all that kind of stuff. The acceleration of a Tesla is always gonna be there anyway. But we actually love Oğlum zaten böyle bir araba ben alırsam binmek için değil de alırım. Birkaç ay bir piyasa koklamasından sonra sat, satar mı yani herhalde? Satmak için alınır yani. Aynen profesör. <laughs> ya oğlum. <laughs> ya yanlış bilme abi bu araba satılır yani bence. Satılır ben mı binersin, acaba? Anladın? Binersin ya yine. ya Binersin 6 ay bin hadi 3-5 ay bin ondan sonra sat Belki daha pahalanırsa fiyatı diye alınır, alırsın Bak yani. tak Politörtayı 100 liracık göndermiş <laughs> Geçmiş olsun kankam Özlesin çabucak iyileş çorba parası <laughs> Eyvallah <gülüyor> Eyvallah Bali <turda. gülüyor> <laughs> Tesla'ya bindikten sonra bırakamazsın. Abi bırakırsın ya. 2 milyon aldığın arabayı 4 milyona bırakırsın yani bence. Hani kar ediyorsan. Ki edersin yani. saatlerimiz 00000 gösterirken belki ben seni asla bırakamam ama sen beni hep bıraktın. Hem de yarım. Ya Tarkan Baba fazla. Neyse sonuç itibariyle biz bu arabaya sığmayız. Abi sert. Ya para yok amına koyayım. Sığmıyorum işte. Dur ya. <laughs> Allah Allah. Ya şimdi üşen... Ben bu tarz olaylara çok üşeniyorum ya. Ben de arabamı satacağım. Bir ton onunla uğraşacağım. Bir ton araba satarken ki o şeyliği de sevmiyorum. Anladın mı? Yok hatasız boyasız bilmem nesiz. Ben eski arabamı ekspertize götürdüm. Yemin ediyorum azar dinler gibi böyle durdum bak böyle. Adam anlattı. Açtı amına koyayım. Karneyi açtı hocam. Ben kadroyu söylüyorum bak. Ben kutuk sonu aldığım bayinin sahibi. Ekspertize gitmiş. Adamın arabayı sokmuşuz. Çok başarılı çıkmış. Gururlu adam dinledi arabayı anladın mı? Dedi ki işte dedi kapının orada dedi iki tane dedi ee, içeriden dedi şey vardı dedi. onları da ama hiç problem dedi. Alttan da tıklattık onları dedi arkadaşlar düzeltti zaten dedi. Motorun çekiş gücü dedi %99 falan dedi şu anda dedi. Hiç dedi kullanılmamış zaten çok. Ertemiz dedi yani sıfır dedi deneyebilecek dedi. Güzel dedi dedi bir keyif de bir araba gibi böyle anlatıyor. Böyle dinledi adam gururlandı böyle anlatıyor. Bur Bayilere çalışıyor onlar mı? Ananı çıkayım büyük resmi gördün lan. Frosty. Lan oğlum büyük resmi aydınlattın ama amına koyayım şu an. <laughs> oğlum bizim millet kadar ama sikilir miyiz korkusuyla hareket eden başka bir millet yok. Çok da haklıyız ama bu endişelerimizde. Ben de orada ne yaptı biliyor musun? Ama adam şunu diyorsa ben güveniyorum. Abi istediği istediğin ekspertize gidelim. <laughs> Bunu diyorsa ben adama blöf yaptım. Benim dedim masakta dedi ben işlem var. Dedim bu arabayı dedim ben işlem görmeden dedim ben dedim bu arabayı almam. Adam da ne dedi biliyor musun? Gidelim abi dedi. Yemez abi o numarayı. Sen yola ne zaman dedi. gibi Bugün dedim. Bugün dedi gidemem ne dedi. Dükkanı bırakamam. ki. Bir şey yok dedi. Dükkanı bırakacağım. İstiyorsan dedi arkada dedi var dedi bizim ekspertiz. O zaman dedim ben dedim ben seçeyim ekspert. Sen seç abi dedi istediğin ekspertizi falan. Arkadaki ekspertiz o deyince ben de önündeki ekspertizle komşusuna gittik amana koyayım adamın. Ama problem değil. Arabada bir şey çıkmadı günün sonunda. Bir de benim arabaya geldi sıra. Ananı sikim böyle bir utanç herhalde bir orada oldu. Bir de yarın bir gün çoluk çocuk olursa onu veli toplantısında aynı utancı ben görürüm gibi geliyor. Oturdum abi. Başımdan kaynar sular akıyor. Bak adam anlattıkça anasını sikim di yerin dibine girdim bak böyle anlatayım. Bu arabayı ne yaptınız ya diye öyle bir girdi ki. Arabayı dedi ne yaptınız ya dedi. Bu arabanın dedi şimdi ışıklar yanıyor dedi. Motor ışığı dedi. Tehlikeli dedi. Bunlara dedi bakılması lazım. Arıza dedi. O kadar da hızlı anlatıyor ki ama yani bitmeyecek gibi dertleri arabanın. Anlatabiliyor muyum? Turbo şimdi turbo çıkışına baktık dedi. Şekerinde dedi bazı problemler var dedi. Turbo dedi hafif şeklemede sıkıntı var dedi. Ateşlemede problem olabilir dedi. Buna baktırmaz mı? Buna baktırmaz Çok sıkıntı dedi. En az dedi 20 bin lira dedi. Bunun masrafı olabilir dedi. Turbo da dedi masrafı. Ananı sikeyim dedim. Ne oluyor? Arabaya tam yeni araba almaya gitmişim. Tamam mı oraya? Gitti falan filan. Adam anlattıkça ben böyleyim. Yanımda Fehim abi var. <laughs> Fehim abi var. Fehim abi de bana orada sinema kesiyor. Böyle diyor. Çağrıcım hiç söylemedin ya diyor bunlar. <laughs> Ya dedim Fehim abi. Ben de dedim şu an ben de dedim bununla yeni karşılaşıyorum. Ben yeni yüzleşiyorum yani bu arabanın bu kadar hatası kusur olduğunu ben bil, bilsem bir zemzemle yıkayıp getirirdim arabayı. Bu kadar kusurlu bir arabayı. Arabaya baktığın yoktu ki oğlum senin. Oğlum arabayla ben ben ikinci el aldım oğlum arabayı amına koyayım. 2012 modeldi. Ne alaka ikinci el almış olman arabaya bakmanı şey yapmıyor, engellemiyor. Sen bir hocam bir git İçeriki oda, salona git kendine bir yeni bir cümle kur öyle gel tamam mı? hadi bekliyoruz seni Mete. <gülüyor> <gülüyor> bir cümle kuracaksın onu da kuramadığın zaman anlayamıyoruz da. Arabaya bakma dediğin yani evet doğru çok arabaya bakmadım zaten pandemi dönemi falandı doğru düzgün de binemedim de zaten o dönem arabaya öyle yattı araba işte yani benzinli menzinli mi koymadık hayırdır yani. Her şeyini hallettik abi. Adam anlattıkça Fehim abi de bu sefer rahatsız ol. Tam böyle Fehim abi de böyle yapıyor. Hadi ya diyor yapma ya diyor. Böyle bak bak. bak. Fehim abi dede ben hani baba bizim oğlanla araba gibi böyle bir yararşık bir durum var. Fehim abiyle adam Fehim abiyle muhatap olduğu için Fehim abi de şimdi adama karşı böyle mahcup olmak üzere şimdi anladın mı? Ulan diyor arabayı getirdik hani arabada da diyor sıkıntılar var belli ki. Ee, Ferit'in abisi Fehim abi. Buradan çok selam olsun Fehim abim canımdır. Gittik. Fehim abi böyle yapıyor. Çağrı diyor iş diyor söylemedin diyor. i̇ş diyor bize diyor. Biz, diyor. bak diyor bunu bilmiyordum diyor bak diyor. Öndekini diyor biliyordum da diyor. Ön... şeydeki diyor çamurluğu biliyordum da diyor. Bunu diyor bunu diyor bana da diyor sürpriz oldu falan filan. Dedi ne yapalım falan. Adam da dedi ki abi dedi şunun turbosunda dedi bizim de bir usta var. Ona bir götüreyim dedi ben dedi turbosuna bir bakalım. Ona göre dedi şey yapalım şimdi dedi. Ey abi de çok iyi esnafla çok iyidir yani muhabbeti. Usta dedi sen sonuçta dedi hani bu senin de dedi ticaretin. Sana dedi yaramayacağı kısa yani sen satacaksın sonuçta bu arabayı. Tabii ki dedi bir gidin gösterin. Adama böyle inanılmaz da bir güven verdi. Ya Fehim abi nerede anlattı amına koyayım ya? Yayın bile açmıyor abi Fehim abi. <gülüyor> 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 bu evet ikimizin anısı ama bunu nerede anlattı ya? Bu Fehim abi balıkçı olan mı? Hayır be kardeşim ya. Yok o Vatoz İlker. Vatoz İlker'le sen karıştırdın Vatoz İlker enişte. He ee, o anlat işte o anlat. İlker amca anlattı. İlker amca. <laughs> Gittik abi. Ee, adamın bak gün o kadar garip bir hal aldı ki. Adamla ilk başta çok güler yüzlük. Adam en son tripli gidiyoruz mesela vitesi böyle atıyor falan. Böyle atıyor falan böyle. Sikeceğim diyor arabanızı falan. İndik abi adam açtı. Doktor geldi. Doktor gibi geldi. o Araba piyasasında öyle bak. Dikkat et. Hep böyle yani hastanede doktor neyse ama otosanayede de arabadan anlayan adam o. Böyle geldi. Gözlüğü taktı. Elleri yağlı ya şu serçe parmakla hareket ettirme olayları var onu bildin mi gugu? <laughs> Bildim. Yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bir serçe parmağın bu sektörde en fazla bir sektörde bu kadar kullanılabilir bir serçe parmak öyle söyleyeyim sana. Her şey serçe parmakla dokunuyorlar falan böyle. Ya bir ellerini yıka amına koyayım. Devam edelim yine. Yok. Serçe parmakla böyle. Değişik değişik serçe parmak dokunuşları. Baktı falan böyle. Elini sildi falan tekrar. El silme de böyle. 30 FPS e buna koyayım. <laughs> elini sildi böyle yaptı. Şimdi dedi bu arabanın dedi. Var dedi var. Ben ama çok korkuyorum. Şeyi bekliyorum böyle. 20-30 bin lira falan gruboda bir sıkıntı çıkacak falan diye bekliyorum. Şey yaptı böyle. Var dedi bunda dedi 1500 lira gibi bir masraf var dedi ya dedi. Oh dedim ya. 1500 lira masraf varsa çok iyi dedim yani. Sonra <laughs> adamla dedi ki ya şimdi kardeşim dedi bunda dedi 1500 lira masraf varmış dedi. Dedim abi tamam Şimdi dedi ben de bunu yaptıracağım. Bilmem ne yapacağım, süsleyeceğim, bir katacağım, bilmem ne yapacağım 2 500 dedi. Dedim abi istiyorsan 3 keselim dedim yani hiç sıkıntı değil. Sen dedim satacaksın bu arabayı günün sonunda ben dedim hani bunu alacağım, bineceğim artık. Ondan sonra gittik abi. El sıkıştık işte. Ama Tiguan'ı çok seviyordum. Sana ölümü gösterip sıtmaya razı etmiştir. Belki de ben onları ölüme gösterip sıtmaya razı gösterdim abone koyayım. Ne dedin? Bir daha söyle. <gülüyor> 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 tamam, aklımda tutamadım ya. Bir Söyliyorum. daha söyle. Öl, ölümü gösterip Metin'in götünü siktim. Hah. Onu ben de yaptım bir kere. Ooo. Oh. <laughs> Belki de bir şey söyleyeyim mi Gugu? O günkü o doktor tam anlayamadı. Derdini tam okuyamadı arabanın. Belki de turbosunda problem vardı. 20-25 bin liralık zarar etmiş bile olabilir. Ama sonuçta işte garajı yani. elden çıkartmışlar arabayı. Ben arabayı aldım ikinci gün motor ışığı bu abi. Ne anlatıyorsun? <laughs> Tiguan'ı kaça sattım? Kaçtan saydı biliyor musun? 150'den falan saymıştı o dönem. Ama o dönem abi 150'yi araba vardı ya işte. 100'e falan araba vardı oğlum ya. 80'e bile araba vardı amına koyayım. Yasa yani. Oğlum çok fena geçirmişler diyorsun. Manyak Tiguan'ı ben kaç aldım sanki. Üstüne 150 bin lira verdim Tiguan'ı aldım oğlum ben. Şu an bu Tiguan 900 bin lira. Yıl... <laughs> Tuksun. Ben şu an ne biniyorum? Tuksun'a biniyorum. <laughs> ne, ne bindiğini de bilmiyorum. Tamam Tuksun'a biniyorum. Unut yok artık öyle biri. Tiguan'ı verdim üstüne 150 bin lira verdim o dönemin parasıyla. <laughs> E, ee, o dönemde 100 mark ne kadardı falan. <laughs> Bildi mi bu muhabbeti? <gülüyor> <gülüyor> Dönem kurunu marktan hesaplayan büyük yaşlı teyze. Hocam vardı yani 150 bin TL üstüne verince bunu aldım. Bu arabayı aldım. Anlatabiliyor muyum? Bu arabada 300 bin liraydı. Şimdi 300 bu arabayken 150 Tiguan iyi yani okey. Şu anda bu bendeki 177 beygirlik Tucson. Bu bendeki herhalde 800-900 bin lira olmuştur. Hem de bu 2 senede. 2010 değildi. Ben Benim Tucson 2019 model. Verdiğim Tugan 2012 mi? Neydi? Çağrı sen neyi bekliyorsun zaman öldürüyorsun ya. Nasıl yani neyi bekliyorsun? Mu yayın yapıyor muhabbet Deyim şu an? Ya bir yandan illa amına koyayım sikko bir ekran önünde bir imleç olsun. Adam mı vuralım amına koyayım bunları konuşuyor illa onu mu istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Asker mi basayım bir yandan amına koyayım bunları anlatık. <laughs> 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 ne yapayım yani? Bir yandan da ki bunu da yaptı Arihan planda. Onu da yaparak ben sana anlatayım istiyorsan. <laughs> Bu tatmin ben anlayamadım ya. Bak Fırat Albayram bugün bana ne yazdı? <laughs> ne diyor? <laughs> Kafa yemiş oğlum bu adam. <laughs> Yarın gelirim R6 oynayacağım yek yazmıştır. Dönüyorum akşam R6 sikeller hastalık hastalık yok savaştayız. <laughs> <laughs> Adamı da delirtiniz. <laughs> ya dedim ki abi çok hastayım iyileşemedim dedim ya. Şeyim dedim yani hastayım dedim yani. giderken dedim beddua ettin ne yaptın dedim. Senden sonra Rainbow oynayamadık amına koyayım ben. Bir kere dedim oynayabildim falan. Hastayım yani dedim. <laughs> Dönüyorum akşam. R6, sikeller, hastalık, hastalık yok. Savaştayız. <laughs> Seferberlik Vabla çıktı herhalde amına Olmadan oynayınca da üzülüyor ya. <laughs> Uyuyak kaldı herhalde. <laughs> Yoksa gelirdi. Geçen hafta gelmiş diyor ya sizin sik gibi de domuz oyununuzu bekledim diye. <laughs> Rahatsız herif ya. Gerçekten sıkıntılı ya. Çarşamba Orkun'la video var, pazar günü Fırat Albayram'la. Aha. Aha. konusu şey abi. Oğlum Ork Orkun'la bir şey söyleyeceğim. Orkun'la olan videonun konusunu söylesem aramızda kalsa böyle bir şey yaparız. Şey Söz söz söz. söz? Ya da ipucu ver biz tahmin edelim. Sizi tam sizi ne? seveceğiniz bir konu. Tam Direkt bana da. Olan. Ya. Bak tam bana da oturan bir konusu var bu hafta. Hangisi ki gerçek öğretmen. Nesin bildi? Sessizlik olduğuna Nesrin, göre. Nesin sen RP e mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hangisi Niye? matematik öğretmeni? Çok Bilmiyorum yaklaştın ya yani. Anne kız işte ya da kardeş, ikiz. İkiz yapıldı ya. Evet, öyle bir şey. Öyle bir şey, konu öyle bir şey. Baba oğul. Bildim <laughs> ha. Öyle bir şey. Çaktırmayın ama söyleme Orkun falan ona. Babuş niye anlattınız ya falan yapmasın buna koymayın. <laughs> eşofman giyme ha çağrı. Niye ya? Çağrı <laughs> eşofman giyme sakın. Niye? Çağrı abi şık şık giymen lazım. Daha çok yakışıyor sen. etkilersin. Kıdı eşofman hadi abi sıkıntı <laughs> olabilir. Hocam siz bak sakın o videonun altına böyle salak şeyler yazmayın lütfen bak arkadaşlar ya. Vallahi yapmayın bak öyle saçma yorumlara. Çok büyük bir sıkıntıya girdim ya. Kesin o insanların ya. eşi dostu izliyor o videoyu. <laughs> Ondan sonra yorumları falan okuyorlar kanka onlar ya. Bir de çok meraklılar meraklı yok, ar yok. aramına Aramızda abi. Youtube kitle ayrı ya. Biz alakası yok. Abi nasıl alakası yok ya. Gözünü seveyim ya. <laughs> ne, ne diyorsun be oğlum? Gözünü seveyim abla <laughs> ne yapıyor ya bunu? Ne <laughs> anlatıyorsun be abi? <laughs> abla sen ne <laughs> <de> mu <anlatıyorsun gülüyor> abi? Abi abla. <laughs> Oğlum harbiden ya. O videoların altlarını güzelleştirelim lütfen ya. Şey yazalım.